Ensar Vakfımızın kıymetli yöneticileri, değerli kardeşlerim, sevgili gençler, aziz gönüldaşlarım, sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ensar Vakfımızın 38. Genel Kurulu'nun ülkemiz, milletimiz ve camiamız için hayırlara vesile olmasını Allah'tan temenni ediyorum. Kuruluşundan bugüne kadar vakfımıza emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Vakfımızda görev almış, vakfımıza destek vermiş olup da ahirete irtihal etmiş kardeşlerimize, büyüklerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Tüm imkansızlıklara, zorluklara, engellemelere rağmen tamamen inançla, ihlasla, samimiyetle yürütülen bir mücadele hedefine nasıl ulaşır? Bunun müşahhas örneğini işte burada karşımda görüyorum. Önceki gün Kasımpaşa'da Önder'in İmam Hatipliler buluşmasında yine benzer bir manzaraya şahit olduk. Bizleri bu günlere eriştiren Rabbime hamd ediyorum. Bu vesileyle sizlerin ve tüm Müslümanların Ramazan-ı Şerif'ini tebrik ediyorum. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan bu mübarek ayın feyzinden, bereketinden inşallah hep birlikte istifade edeceğiz. Dualarımız ülkemizin ve milletimizin birliği, beraberliği, istiklali, geleceği için mücadele eden, çalışan, gayret gösteren herkes içindir. Dualarımız dünyanın dört bir yanında zulme uğrayan, acı çeken, baskı altında yaşayan Müslümanların kurtuluşa ulaşması içindir. Dualarımız İslam aleminin içinde bulunduğu fitne çukurundan bir an önce çıkabilmesi içindir. Dualarımızın tüm Müslümanların dinimizin nefasetine, yüceliğe uygun iklime bir an önce kavuşması içindir. Ramazan ayı ve bu ayın içinde bulunan bin aydan hayırlı Kadir Gecesi hürmetine Rabbimden dualarımızın kabulünü niyaz ediyorum. Değerli kardeşlerim, vakıf, dernek, parti gibi kuruluşlarda yapılan hizmetler her şeyden önce gönül işidir, aşk işidir, bir sevgi, sevda işidir. Eğer yaptığınız hizmete, o hizmeti yürüttüğünüz kurumun doğruluğuna inancınız yoksa bu görevler sürdürülemez. Gençliğimizde İmam Hatiplere, bu okullarda yetişen nesillere olan umudun verdiği güçle 60 yaşındaki, 70 yaşındaki pirifanilerin nasıl kollarını sıvayıp hizmete koştuklarını bilirim. Merhum Ali Ulvi kurucu üstadımız hatıralarında amcası Hacı Veysade başta olmak üzere bu yolda gerçekten çok büyük mücadele vermiş olan büyüklerimizi şu şekilde tarif ediyor. İnsanlığa rehber olan alemde büyükler, milletleri ruhuyla asırlarca sürükler. Evet, milletleri asırlarca arkalarından sürükleyecek eserler ortaya koyan büyüklerimizin hakkını ne yapsak ödeyemeyiz. Bu mücadele bize çok önemli sorumluluklar yüklüyor.
gerçekten gece yatakhanede üstümüzü gelip örten o 60-70 yaşındaki o büyüklerimizi bizim unutmamız mümkün değil. Adeta anne şefkatiyle, baba şefkatiyle yatakhanemize girer ve açılan yorganlarımızı tekrar üstümüzü örtmek suretiyle şefkatle bizi takip ederlerdi. Bunu unutmamız mümkün değil. Biliyorsunuz siyasi olarak iktidar olmak başka bir şeydir. Sosyal ve kültürel iktidar ise başka bir şeydir. Biz 14 yıldır kesintisiz hamdolsun siyasi iktidarız. Ama hala sosyal ve kültürel iktidarımız konusunda sıkıntılarımız var. Elbette çok sevindirici, ümit verici gelişmeler yaşandı, yaşanıyor. İmam hatiplere olan ilginin artması, tüm okullarda Kur'an-ı Kerim, Siyer-i Nebi, Osmanlıca gibi derslerin seçmeli olarak okutulması başlı başına çok güzel şeyler. Bunlar önemli gelişmeler. Bununla birlikte ülkemizin ihtiyacı, milletimizin talebi, bizim hayalimiz olan nesillerin yetiştirilmesi konusunda hala pek çok eksiğimiz bulunuyor. Dilimizden tarihimize kadar birçok alanda ecdadımıza ve kültürümüze duyulan husumetin ürünü bir yaklaşımla hazırlanmış olan müfredatlar daha yeni yeni değişiyor. Medyadan sinemaya, bilim teknolojiden hukuka kadar pek çok alanda hala en etkin yerlerde ülkesine ve milletine yabancı zihniyetteki kişilerin, ekiplerin, hiziplerin bulunduğunu biliyorum. Açıkça söylemek gerekirse bu durumdan da büyük üzüntü duyuyorum. Dün hedefimiz belki sadece bir avuç inançlı, imanlı, bilgili, birikimli nesil yetiştirmekti. Bugün ise hem bulunduğumuz yer çok farklıdır, hem de hedeflerimiz çok çok farklıdır. Elimizde böyle bir imkan varken hala pek çok yeri boş bırakıyor olmamız aklın ve vicdanın kabul edebileceği bir durum değildir. Bu konuda Ensar Vakfımıza ve aynı doğrultuda faaliyet gösteren tüm sivil toplum kuruluşlarımıza çok büyük görevler düşüyor. Çünkü insan yetiştirmek her şeyden önce inanç gerektirir. Adanmışlık gerektirir. Sabır gerektirir. Süreklilik gerektirir. Büyüklerimizin, ağabeylerimizin ellerinin altında belki yeterli bina yoktu. Araç gereç yoktu. Bunları temin edecek para yoktu. Ama davalarına olan bağlılıkları hepsinin üstesinden gelmelerine yetiyordu. Onlar güçlerini inançlarından ve milletimizden alıyorlardı. Milletimiz onların hasbiliğini gördükçe yüreğini ve imkanlarını kendilerine giderek daha çok açtı. Bugün hamdolsun her türlü imkan var. Tek eksiğimiz bunları hizmete dönüştürecek adanmış kadrolardır. Elbette bugün de gerçekten çok büyük fedakarlıklarla çalışan her yaştan, her kesimden arkadaşlarımız, kardeşlerimiz olduğunu biliyorum. Ama artık biz 80 milyon insanın tamamına ulaşmayı hedefleyen bir hareketiz. Bunun farkında olmamız gerekir. Bizi birçok şeyler yıldırmamalı. Birçok şeyler bizi aldatmamalı. Daha da ötesi, umudunu bize bağlamış, gözünü ve gönlünü bize kilitlemiş 100 milyonlarca mazlumun sorumluluğunun üzerimizde olduğunu unutmamalıyız.
ve bizim sınırlarımız 780 bin kilometre kare değildir. Bunu da böyle bilmemiz lazım. Bundan sonra çalışmalarımızı bu anlayışla yürütmek mecburiyetindeyiz. Bize verilenle yetinmek yerine amacımızın gerektirdiği kadarını yaparak yolumuza devam etmeliyiz. Dünyanın hızla değiştiği, ülkemizin de bu değişimin merkezinde bulunduğu bir dönemde başka türlü davranma şansımız yoktur. Gençler, bayrak yarışında nöbeti yakında sizler devralacaksınız. Doğruyla yanlışın, iyi ile kötünün, hakla batılın mücadelesinde safını belirlemek her bir gencimizin kendi elindedir. Bizden önceki nesiller tek parti CHP'sinin zulmüne göğüslerini germişlerdi. Ardından 1960 darbesi üzerinden bir silindir gibi geçti. 1970'li yılların alacakaranlık kuşağında pek çok arkadaşımızı kaybettik. Biz 1980 darbesine maruz kalan neslin içindeydik. 28 Şubat döneminin zulmünü o günleri bizzat yaşayanlardan dinlemişsinizdir. En son 15 Temmuz darbe girişimini hep birlikte yaşadık. Bugüne kadar milletimize yaptıkları her kötülük yanlarına kar kaldı sananlar 15 Temmuz gecesi tarihi bir ders aldılar. Dün akşam şehit yakınlarımız ve gazilerimizle bir iftar yaptık. Ve bu iftarda masamızda bir hanım kardeşimiz vardı. Bu hanım kardeşimiz şu anda gazi. Ama eşini de o gece kaybetmişti. O şehit olmuştu. Ve şu anda o gazi haliyle akşam orada yine kararlılıkla geleceğe kendini hazırlamanın gayreti içerisindeydi. İşte bu ruh, işte bu şuur. Bizim için bu çok önemli. Dikkat ediniz, Türkiye bu noktaya çok uzun, çok yorucu, bedeli çok ağır bir mücadelenin sonunda geldi. Milletimiz darbecilerin, cuntacıların, ipin ucu başka güçlerin elinde olan kuklaların kendisine ve ülkesine neler yapabileceğini pek çok tecrübenin sonunda gördüğü için bu defa aynı oyuna izin vermedi. 15 Temmuz'un en büyük kahramanlarından biri de gençlerimizdir. Geçmişteki o acı hatıraları bizzat yaşamadıkları halde darbe teşebbüsü anlaşılır anlaşılmaz takdire şayan bir sezgiyle gençlerimiz hemen harekete geçtiler. Tankların altından girip üstünden çıkmaktan darbeci hainlerin üzerlerine gidip işgal ettikleri yerleri kurtarmaya kadar gençlerimiz hep ön saftaydılar. Birilerinin artık yeni nesillerden millete ve ülkeye hayır gelmez dediği gençler o gece böyle söyleyenleri mahcup ettiler. O gece oraya gelenler Gezi Parkı'nın gençleri değildi. Bunu iyi görmemiz lazım. O gece oraya gelenler vatanını seven, milletini seven, bayrağını, ezanı için yola koyulan gençlerdi. Burada bir güzellik var, bir önem var. Yarın biliyorsunuz 29 Mayıs. İstanbul'un fethinin 564. yıl dönümü. İstanbul'un fethi.
gençlerimizin en büyük zaferidir. Çünkü bu zaferin kumandanı 21 yaşındaki bir genç Fatih Sultan Mehmet Han'dır. Çok iyi biliyorsunuz ama tekrarında fayda var. Arif Nihat Asya ne diyor fetih şiirinde? Sen de geçebilirsin yardan, anadan, serden. Senin de destanını okuyalım ezberden. Haberin yok gibidir taşıdığın değerden. El de sensin, dil de sen, gönüldesin, baştasın. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın. Delikanlım, işaret aldığın gün atandan. Yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan. Sana selam getirdim Ulubatlı Hasan'dan. Sen ki burçlara bayrak olacak kumaştasın. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın. Evet, birileri bizim gençliğimizin taşıdığı değerden habersizdi. Bizim gençliğimizin hangi değerlerini taşıdığını onlar bilmiyordu. İşte 15 Temmuz bu kesimlere gençlerimizin nasıl bir cevhere sahip olduğunu göstermiştir. Allah'a hamdolsun. İstanbullular fethedecek ruha sahip nice gençlerimiz olduğunu bizzat gördüler. Ankara gördü. Türkiye'nin 81 vilayeti gördü. Hamdolsun. İşte geleceğimiz için umut bu gecede yaşanmıştı. İnanıyorum ki bundan sonra da yaşanacaktır. Artık 2053 vizyonumuz bir temenniden ibaret olmaktan çıkmış, gençlerimizin gerçekleştirebileceklerine inandığımız yeni kızıl elmamız haline dönüşmüştür. Hamdolsun. Biz de 16 Nisan halk oylamasında seçilme yaşını ne yaptık? 18'e indirerek gençlerimize olan güvenimizi gösterdik. Birileri gençliğimizi bir yerlere layık göremeyebilir. Ama biz gördük. Ve millet eyvallah dedi, gördü. Şimdi daha çok çalışacağız. Bizim gençliğimiz bu ülkeyi, bu milleti adeta nasıl bir dönüşüm, değişime tabi tutulur bunu gösterecektir. Ben buna inanıyorum. Anayasa değişikliğiyle milletvekili seçilme yaşı 18'e indi. Uyum yasalarıyla seçimle gelinen diğer görevler için de aynı düzenleme yapılacak. Partimizin merkez karar ve yürütme kuruluna gençlerimizin temsilcilerini alarak bu konudaki samimiyetimizi ortaya koyduğumuza inanıyorum. Seçimlerde de aynı şekilde gençlerimize fırsat vereceğimizi buradan ilan ediyorum. Gençlerimizin de kendilerini her alanda en iyi şekilde yetiştirerek bu güvene, bu itimada layık olacaklarına yürekten inanıyorum. Onun için Ensar Vakfı, onun için benzer diğer bütün sivil toplum kuruluşlarımız bu konuda adeta bir rekabet içerisinde olmalı. Hem ilim, hem irfan, hem ahlak abidesi bir nesil İnşallah ortaya koymak suretiyle bu vatanı, bu milleti o gençliğe temsil ve o gençlik de inşallah parlamentoda en ideal şekilde bu temsil görevini yerine getirecektir. Ben buna da inanıyorum. Kardeşlerim, Türkiye 16 Nisan halk oylamasıyla yeni bir yönetim sistemine geçme konusundaki kararını vermiştir. Ülkemiz için çok önemli bir değişimi ifade eden bu yeni dönem bizim sorumluluğumuzu artırmış, başarı çıtamızı daha da yukarıya taşımıştır. Bir yandan
asli görevimiz olan yeni nesilleri inancıyla, tarihiyle, kültürüyle barışık olarak yetiştirme faaliyetimizi sürdürürken, diğer yandan da ülkemizin geleceğiyle ilgili diğer sorumluluklarımızı yerine getireceğiz. Milletimizin ve umudunu bize bağlamış kardeşlerimizin beklentilerini boşa çıkarmamak için hep birlikte daha fazla çalışacağız. Durmak yok. Yola devam diyeceğiz. Rabbim bu çabalarımızda bizlere yardımcı olsun. Ben tekrar Ramazan-ı Şerifimizi, Ramazan-ı Şerifinizi tüm milletimiz ve alemi İslam için hayırlara vesile olsun diyorum. Bu duygularla bir kez daha Ensar Vakfımızın 38. Genel Kurulu'nun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ramazan-ı Şerif boyunca yapacağınız ibadetlerin Allah katında kabul ve makbul olmasını diliyorum. Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşma...